Evet sevgili dostlar, ailemin çok değerli üyeleri. Şuradan görebildiğim kadarıyla hayatıma dokunan pek çok insanı burada görüyorum. Ve hayatıma dokunacağını tahmin ettiğim pek çok gözü de burada ayırabiliyorum. Ben yaklaşık 20 yıldır topluluk önünde veya bir mikrofona konuşmak veya bir basın açıklaması yapmak konusunda pek çok deneyim yaşadım. Ama nedense bugün hepsinden çok farklı bir heyecan hissediyorum. Çünkü bu gerçekten farklı bir heyecan. Burada tanıştığımız gazeteci arkadaşlarımız bu serüvenimi biliyor. O yüzden benim heyecanımı garipsemiş olabilirler. Fakat bugün çok farklı bir sıfatla ve çok farklı bir hedefle sizlere hitap ediyorum. O yüzden heyecanımı maruz görün. Dün de çok ekstra bir operasyon geçirdim. Hiç hesapta olmayan. Burada yapacak olduğum konuşmanın notlarını yazmıştım. Ancak evde unuttum. Yine iş başa düştü Adem abi. Biz artık ne aklımızda kaldıysa onu konuşacağız. Hani biri anlatmış ya, yani şuraya çıkana kadar ne konuşacağımı bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum. Konuşmayı yanıma almayı unutunca artık ne konuşacağımı bir Allah biliyor demiş. Henüz yeni tanışacaklarımız için kendimi tanıtayım. İsmim İbrahim Şenel, mimarım. 1972 yılında Denizli'de doğdum. Aslen o zaman için Acıpayam, şimdi Serinhisar Yatağan kütüğüne kayıtlıyız. 1994 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra başta İstanbul'da olmak üzere farklı bölgelerde bir meslek hayatım oldu. Askerlik dönemi, daha sonra 1999 yılında Şener Mimarlık ofisini açarak o yıldan bu yana da serbest mimarlık yapıyorum. 2002 yılından itibaren de kardeşim Burhan Şener'le birlikte ortaklığımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yine inşaat sektöründe sevgili dostlarım Ulus İnşaat'la ayrı bir inşaat şirketimiz var. O şirkette de taahhüt işlerimizi sürdürüyoruz. Ben yaklaşık kesintisiz 20 yıldır sevgili dostlar Denizli'de meslek odası ve sivil toplum dünyasında kendisini ifade etmeye çalışan, Denizli'ye kafa yormaya çalışan, Denizli hakkında düşünce geliştirmeye çalışan, Denizli hakkında proje geliştirmeye çalışan ve Denizli için dertlenen bir arkadaşınızım. Mimarlar Odası'ndaki yönetim kurulu üyeliğim, daha sonra Mimarlar Odası'ndaki yönetim kurulu başkanlığım, ardından Kent Müzesi Girişimcileri Derneği, ardından İnşaat Müteahhitleri Derneği, ardından Türkiye Odalar Borsalar Birliği İnşaat Sektör Meclisi, ardından Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeliği, ardından Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve son olarak da Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüterek Denizli'nin sivil toplum dünyasında Denizli için söz söyleme gayretini sürdürdüm. Ama son dönemlerde bu birikimin, bu söylemin artık bir şeyleri değiştirme noktasına taşınması gerektiğine karar verdim. Bugüne kadar hiç siyasete girmedim. Siyasetle ilgili yakıştırmalarla karşılaştık. Neden siyasete girmediğime dair sorular da soruldu. Ama yürüttüğüm sivil toplum görevlerinin aynı zamanda bir siyasetçi kimliği barındırmaması gerektiği gibi bir etik kural vardı kendimce. Atıyorum, Mimar Odası Başkanlığı görevini yürütürken herhangi bir siyasi partiye mensup olmayı doğru bulmuyordum. Keza DESİAD Başkanlığı'nı yürütürken de gerek görmüyordum. Hepsinin bir zamanı olacağına inanmıştım. Ailemin 1946'dan beri Denizli siyasetinde var oluyor olması, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Oryol Partisi geçmişinden bu memlekette senatörler, milletvekilleri çıkarmış bir aileye mensup olmam da sanıyorum genetik olarak bizlerde böyle bir beklentiyi de oluşturdu. Ancak Türkiye'nin gidişatını takip ettikçe başımı yastığa çok da rahat koyamamaya başladığımı hissettim. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında söylemlerimiz hep şöyle olmalı, böyle olmalı, şu yapılmalı, bu yapılmalı bazındaydı. Ama artık çıkıp böyle yaptım, böyle yapıyorum, şöyle yapacağım diyecek bir noktada durmam gerektiğini hissettim. En büyük temel tetikleyici sevgili dostlarım deprem. 50 bin insanımızı, ki bu resmi kayıt, 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bir ortamda ben artık evimde oturamazdım. Benim artık inisiyatif almam lazım. Mesleğim mimardı. Bu devlet beni okuttu, büyüttü, mimar etti. Ve orada kentler yıkıldı, insanlar altında kaldı ve devlet çaresiz kaldı. Ben 20 yıldır bir şeylere kafa yoruyor ve teknik anlamda kendisini geliştirdiğine inanan biri iken, kafa yoruyor iken daha ne kadar köşede kalabilirdim? Ben bu sebeple artık bunun zamanı geldiğini, bu işin olgunlaştığını düşünerek bir adım attım. İyi Parti benim için herhangi bir parti değildi. Zaten kurulduğundan beri seçmeni olduğum bir parti. İyi Parti ile ilgili dostluklarım, İyi Parti ile ilgili İyi Parti'de görev yapan pek çok dostumla partinin geleceği, partinin stratejileri üzerine bir partili gibi zaten konuşa geldim. Dolayısıyla
Ben İYİ Parti'yi zaten içselleştirmiş. Dolayısıyla ben bir yerde siyaset yapacaksam zaten bunun açısı, bu karar açısından da başka bir tercih noktası yoktu benim açımdan. İYİ Parti yetkilileri, sevgili dostlarım, büyüklerim de benim bu çatı altında siyaset yapmamdan mutluluk duyacaklarını ifade ettikten sonra ben de bu adımı attım. Elimi taşın altına koydum demiyorum sevgili dostlar. Elimi, kolumu, başımı, bütün vücudumu bu taşın altına koyuyorum. Evet, milletvekili adayı oldum. Ama benim İYİ Parti aidiyetimin sadece milletvekili adaylığım ile sınırlı kalmayacağını belirtmek isterim. Sıralama her ne olursa olsun benim açımdan bir şey değişmeyecek. Bugün nasıl motiveysem son güne kadar aynı motivasyonumu sürdüreceğim. Ve sevgili dostlar, ben bu rozeti 15 Mayıs'ta çıkarmak için takmadım. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Çünkü ben hayatımda hiçbir şeyi mış gibi yapmadım. Hayatımda hiçbir şeyi de hesapsız yapmadım. Dolayısıyla bu yola giriyor isem ben bu yolun gerekliliklerinin ne olduğunu bilerek ve bunları sonuna kadar yaparak mesafe kat edeceğimi, sizlerin desteğiyle, sizlerle birlikte bu yolu kat edeceğimin vaadini şimdiden söylemeliyim. Denizli için çok şey yapılabileceğine inanıyorum. Ama ülke için çok şey, fazla şey yapılabileceğini de biliyorum. Bu konuda bugünden itibaren İbrahim Şenel olarak gerek seçilsek de gerek seçilmesek de İyi Parti'nin bir ferdi olarak ben bundan sonra yol haritamı belirlemiş durumdayım. Elbette ki edindiğim sivil toplum deneyimleri, mesleki tecrübelerin yapacak olduğumuz görevlerde önce Denizli'ye sonra ülkeye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben bu inancımı burada taahhüt altına almak için sizlere hitap etmeyi istedim. Hem adaylığımı duyurmak hem de bu yola neden ve nasıl çıktığımın herkes tarafından bilmek istedim. Bana göre kutsal bir yoldu. Dediğim gibi ben siyasetçi bir aileden geliyorum. Siyasetin kıymetini biliyorum. Son yıllarda siyasete dair söylenen veya siyasetçiye dair söylenen olumsuz söylemlerin hiçbirisini de kabul etmiyorum. Bu ülkede bir şeyleri çözeceksek bizim çözüm mercimiz, çözüm kanalımız yine siyaset olacak. Temiz siyaset, temiz toplum. Daha milletvekilliği veya siyaset kararını aklımda yokken yaklaşık 10 gün kadar önce o zaman başkanlığını yürüttüğüm derneğin bir etkinliğinde topluluğa hitaben şunu söylemiştim. Bizim yeni binalar, yeni kentler inşa etmeden önce yeni bir kültür inşasına ihtiyacımız var. Ben siyaseten bu kültür inşasının içerisinde olup buna katkı verebilirsem hayat hedefimi de gerçekleştirmiş olacağıma inanıyorum. Bu yolculukta bana destek olan sevgili eşim, annem, kardeşlerim, eşleri, akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarım, buradaki tanıdık yüzler, yakın arkadaşlarım ve desteğini her zaman kalbimde hissettiğim insanlar benim yol arkadaşım oldu, olacak ve bu sarsılmaz gücün beni her zaman ayakta tutacağına inanıyorum. Düşsem de onların beni kaldıracağına inanıyorum. O yüzden bu yolculuğun Denizli'mize, ülkemize, partimize ve her birerimize hayırlar getirmesini umarak sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.